İyi akşamlar Kazım Bey. İyi akşamlar. Bir gün benim çiftliğime de beklerim. Ayrıyacak. Size kuzu da keserim ha. Kestiririm. Bekle. Hala duruyor. İstemiyorum, anlamıyor. Aa. Sağ olasın koçum. Bu silah da ne şimdi? İntikam alacağım diye muhatap olduğun adamlara bak. Sırf bana sözleşmeyi imzalatmak için yapıyorsun. Anlaşmayı ne zaman imzalarız? Serdar Bey tarih verdi mi? Şu yarınki ihaleyi bir atlatalım. Ben size haber vereceğim. Ben kazanacağıma göre siz şimdiden sözleşmeyi hazırlayın. Sen boşuna yorulma karım. Hani kağıt israf olmasın, o yüzden diyorum. Yürü. Ne yapıyorsun? Dur. Bak ben sıkılmaya başladım artık. Sana yürü dedim. O Kazım denen herifle iletişimini keseceksin. Yanında, yörende, çevrende, çiftliğimin etrafında görmeyeceğim o hatırsızını. Hadi Zeynep, iyice yüklen. Böyle giderse öfkesine yenilir atar imzayı. Bu benim işim. Ben senin nasıl kiminle çalıştığına karışmıyorsam, sen de benim kiminle çalışacağıma karışamazsın. Zeynep! O adamla iletişimini keseceksin dedim Zeynep. Çıldırtma beni. Olmaz. Benim Serdar Bey'e bir ortak bulmam lazım. Çok daha iyi adaylar vardı. Ama senin sayende hepsi gitti. Bu benim son şansım. Son şansın öyle mi? Öyle. Yarın o Kazım denen herif ihaleyi kaybedince bu ortaklık zırvanız da bitecek. Ama sen pişman olacaksın Zeynep. Benim sevmediğim bir adamla, düşmanım olan bir adamla ortaklık kurdun sen. Çok pişman olacaksın. Gıcık. O ihaleyi kazanırsa hayatta imzalamaz sözleşmeyi. Eğer ihaleye girmesini engellersem, Serdar Bey'le olan ortaklık anlaşmasını imzalar. İhalede kaybettiğinin kat be katını kazanacak zaten. Bu iş onun hayaliydi. İkimizin de hayalinin gerçek olması için ihaleyi kaybetmen lazım Ali. Ama ben bunu nasıl başaracağım? Nasıl engel olacağım ona?